Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bir konuğumuz var. Konuğumuz Avukat Sema Kendirci, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı değerli seyirciler, Sema Hanım. Ve Türkiye'nin maalesef bir gerçekliği var ki kadın cinayetleri, kadına dönük şiddet maalesef bitmiyor değerli seyirciler. Ve işte bu şiddeti biz neden önleyemiyoruz? Bu pandemi döneminde ne oldu? Daha da mı arttı? Bir taraftan bazı tartışmalar var, diğer taraftan bazı kanunlar var. Kanunlar yeteri kadar uygulanmıyor mu? Yine bir yandan da ihale indirimleri geliyor. Bunlar da gündeme yansıyor. Niye bir türlü biz bu kadına şiddet meselesini çözemiyoruz? Sadece acaba kadınların sorunu olduğu için mi çözemiyoruz? Cinsiyetçi olarak mı bakıyoruz o duruma da? Yine pek çok şeyde olduğu gibi konuşacağız. Konumuzla birlikte yorumlar, fikirler varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan bekliyoruz. Sayın Kendirci, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi uğraşıyoruz değil mi biz bu şiddetle devamlı? Salgınla uğraşıyoruz. Gerçekten zorlu bir süreç. Nasılsınız evet, diye soruyorum. Sağlıklı günler diliyorum zaten. Yani sadece sağlık diliyorum şu zamanda. Yani sadece sağlık sorunu olarak kalabilseydi ona bile razı olacaktık ama pandemi dönemi şiddeti o kadar büyük boyutlara taşıdı ki artık yani sadece sağlık diye konuşmamızın bile bir anlamı kalmamış gibi görünüyor. Evet. Katliamlara dönüştü artık cinayetler. Şimdi kadın cinayetlerini durduracağız platformunun bir raporu var değerli seyirciler. Bazı kadın dernekleri her ay resmi kayıtlara göre verileri topluyor ve ortaya bir rapor hazırlıyor. Kadın cinayetleri durduracağız platformu ve kadın meclislerinin 2020 Eylül ayı raporuna göre 16 kadın katledildi. Bir erkek tarafından. Tanımadıkları erkekler değil bunlar. Eş, sevgili ya da saplantılı, takıntılı bir insan tarafından öldürüldü. Ya da eski eş. 20 şüpheli kadın ölümü var bu arada. Şimdi sadece faili olan ölümler değil. Mesela bunların bazılarının dosyaları açık. Hala soruşturma devam ediyor. Bazıları kapanıyor. Mesela Tunceli'de Gülistan Doku diyebiliriz. Şüpheli şekilde kayboldu Ocak ayında. Aradan 9 ay geçti, 10 ay geçti. Henüz bir ize rastlanmadı. Ve benzer bazı olaylar da var. Faili meçhul gibi görünen ve şüpheli şekilde kayıtlara geçen. 2020'nin toplam maalesef acı bilançosuysa 200'den daha fazla, 224 kadın öldürüldü değerli seyirciler. Geçen yıl 474'tü bu sayı. Yılın toplamında yıl hala devam ediyor. Şimdi pandeminin ne kadar etkisi olduğu, kanunlar ne derece uygulanıyor hepsini değerlendireceğiz. Şimdi Sayın Kendirci, tablo bu. 16 kadın öldürüldü geçtiğimiz ay. 20 kadın ölümü ise şüpheli. Tabii kadın cinayetlerini durduracağız platformu bu şüpheli ölümleri de bir tarafından bu ölümlere ekliyor aslında baktığımızda. Tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? 474 kadın ve baktığımızda da her yıl maalesef bir öyle gözle görülür düşüş yok. Ne kadar utanç verici bir şeyden söz ettiğimizin farkında mısınız? Yani nüfusun diğer yarısı kadın ve bu kadınların ölümleriyle ilgili bir devlet güvencesini konuşacağımız yerde, bir devlet korumasını konuşacağımız yerde, yasaların çok iyi uygulandığını konuşacağımız yerde bunları konuşuyoruz. Gerçekten utanç verici. Şimdi ben tabii sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim ki çok daha ciddi açılımlar getirebilelim konumuza. Bu ülkede eğer isteniyorsa bu utancı yaşamamak mümkün, bu kadın cinayetlerini önlemek de mümkün. Şimdi son derece iddialı bir söz gibi geliyor size ama doğru söylüyorum. 40 yıllık hukukçuyum. İmkansız değil ama. İmkansız değil. Korumak mümkün, önlemek mümkün. Bu katliamları ortadan kaldırmak mümkün. Neden? Son derece iyi yasalarımız var. Son derece iyi uluslararası sözleşmelere imza atmışız. Bunların gereğini yerine getirirsek bu ülkede biz bu utancı konuşmayız. Şimdi ben bunu tabii belki bütün bunları konuştuktan sonra sonunda anlatmalıydım ama başından söylüyorum ki herkes lütfen şuna inansın. Çaresiz değiliz, imkansız noktada değiliz, çareler var ve bu kadın cinayetlerini önlemenin yolları, yöntemleri ve yasal güvenceleri var. Peki o zaman neden biz bunları konuşuyoruz? Çünkü son dönemlerde
kadınlara son dönemlerden biraz daha önce kadınları birey olmaktan çıkarttık. Bir aile içinde iyi eş, iyi anne tarifine uygun bir şekilde ailenin ortasına oturttuk. Kadınlarımız birey değil yani. Ancak onu aile noktasında tanımlayabiliyoruz. İyi eşseniz iyi kadınsınız, iyi anneyseniz iyi kadınsınız. İyi yemek yapıyorsa, iyi temizlik tabii ki, yapıyorsa. Tabii ki o geleneksel rollerimiz vardır ya. Şimdi burada böyle tanımlamaya başlayıp bu kadından itaat istemeye başladık. Hem böyle tanımlıyoruz hem de diyoruz ki o aile yapısını bozmaman için itaatkar olman lazım. Ne demek itaatkar olmak? Sana yönelik her türlü şiddete boyun eğeceksin. Yetkili makamlara gitmeyeceksin. Şikayet etmeyeceksin. Yuvanı hani o nasıl bir yuvaysa o parantez içinde yuvanı bozmak için harekete geçmeyeceksin. Genel olarak şeylerin anlaşmazlıkların ve boşanmaların birinci sıralarında kadına yönelik şiddet olduğunu varsayarsak ki öyle, varsayarsak değil bütün istatistik rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Eğer şiddete boyun eğerseniz ölümden kurtulacaksınız. Boşanmaya kalkarsanız öldürülmeyi hak edeceksiniz ve itaat etmiyorsanız o aile yapısına, o geleneksel role, o sizin adınıza verilmiş kararlara boyun eğmiyorsanız öldürülmeyi de hak ettiğiniz düşünülüyor. Bu bir zihniyet olarak bu ülkede hayata geçmeye başladı. Şimdi bunu bir tespit olarak bir kenarda tutalım. Peki bütün bunları önlemek mümkün mü? Başındaki cümlemize dönelim. Evet mümkün. Araya bir girebilir miyim Sema Hanım izninizle? Mesela rapora göre kadınlar kim tarafından öldürdü peki? Evet. Mesela uzaktan geçen tanımadıkları tarafından değil. Bu kadınlar bir dönem bana bu çok enteresan gelir mesela. Mi? Beraber sevgili oldukları, sonra nikah masasına oturdukları, gayet mutlu mesut düğün yaptıkları bir insan tarafından. Yani 9'u, 16 kadın 9 Eylül ayında evli olduğu erkek tarafından, 4'ü birlikte olduğu erkek tarafından, 3'ü de tanıdık birisi tarafından öldürüldü. Ve kadınlar yine ilginçtir, en çok sokak ortasında ve evlerinde öldürülüyor. En çok silahlı saldırıda ölüyor kadınlar. Bunu da bir ekleyelim araya. Şimdi evet, koca, sevgili, baba, abi. Yani kadınlar en yakınları tarafından öldürülüyor. Çünkü bu en yakınları bu kadınlardan doğrudan itaat isteyenler. Boşanmış bir kadın, şiddete baş kaldırıp boşanmış bir kadını eski kocası gelip öldürüyor. Neden boşandın diye. Şimdi bunları önlemek mümkün derken şunları söylemeye çalışıyorum. Peki neden bunları konuşuyoruz? Varken yasalarımız, sözleşmelerimiz, şiddetle mücadele yöntemlerimiz varken neden bunları konuşuyoruz? Çünkü bu geleneksel roller toplum içinde daha da ciddi bir biçimde yaygınlaştırılarak kadını ikinci sınıf konumda tutmak isteyen bir zihniyet bu ülkeyi yönetiyor. Yani nüfusun bir yarısına, diğer yarısının üstünde her şeyi yapmaya hakkı olduğuna dair bir ikinci sınıf anlayış öğretilmeye çalışılıyor. Bunlar bu cinayetlerin sebebi. Birisinin diğer sınıfın üstünde, diğer nüfusun üstünde her şeyi yapmaya hakkı olduğunu inandırılıyor derken neyi kastediyorum sizce? Kadın ve erkeğin eşit olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. Şiddet tam olarak eşitsizlikten doğuyor. Eğer eşitliği hayata geçirebilseydik ki 2004 yılında anayasamıza girdi bu. Şu eşitliği hayata geçirebilseydik biz bunları konuşmuyor olacaktık. Şimdi bakın doğrudan kendi anayasamızdan başladım. 2004 yılında bizim anayasamızda bir madde değişti. 10. madde değişti ve şöyle bir hüküm geldi. Kadın erkek eşittir. Devlet kadın erkek eşitliğini hayata geçirmekte yükümlüdür. Şimdi birinci güvencemiz bu. Yasal güvencelerimiz var demek istiyorum. Yani başta anayasa. Sonra bu sizce hayata geçmiş olsaydı, kadın erkek eşitliği sağlanmış olsaydı,
yine bunları konuşacak mıydık? Ben her yasal düzenlemede ve her güvenceyi anlattığımda sonunda size bu soruyu soracağım tabii ki. Bunları gerçekleştirseydik bunları konuşuyor olacak mıydık? Her anlatımın sonunda bu cümleyi soracağım. Şimdi anayasal güvencemiz bu durumdayken, varken devletimiz bu konuda hiçbir adım atmadı. Hiçbir adım atmadı. Devam ediyorum. Bizim uluslararası sözleşmelerimiz var. 1986 yılında çok önemli bir uluslararası sözleşme, 1986 diye ısrarla söyleyeceğim. Çok önemli bir sözleşmeye imza attı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O sözleşmenin adı kadınlara karşı her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi. Böyle bir uluslararası sözleşmeye imza attığınız zaman şunu taahhüt ediyorsunuz. Ülkemdeki kadınlara karşı ayrımcılığı içeren her tür yasayı bu sözleşmeye uygun hale getireceğim. Ve ülkemdeki ayrımcılığı ortadan kaldıracağım. Tamam, yasa var. Var değil mi? 6.284 sayılı yasa var. Yani devlet yapmamış diyorsunuz ama yapmamış mı? Yapmış işte mesela. Yapmış. Yasayı yapıyorsunuz. Tamam. Uyguluyor musunuz? O da hukukun meselesi. Hukukun meselesi derken... Yargıçların... Şimdi bakın. Bunun eğitimini vereceksiniz. Nasıl uygulanması gerektiğini hayata geçireceksiniz, öğreteceksiniz. Diyelim ki uygulanmadı. Ya önce izleyeceksiniz. Uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Biz izliyoruz ve uygulanmıyor diyoruz. Siz de devlet olarak izleyeceksiniz. Uygulanmıyorsa müeyyide uygulayacaksınız. Sizce müeyyide uygulanıyor mu? Böyle bir şey var mı? Hiç duydunuz mu? Devlet koruyandır, gözetendir. Vatandaşının canı kendisine emanet olandır. Şimdi ayrımcılıkla mücadele ile ilgili bir sözleşmemiz daha var. Artı 2011 yılında çok övünerek biz kadına yönelik şiddetle ilgili dünya üstünde ilk defa müeyyideleri olan ve şiddeti önleme konusunda yol, yordam ve taraf devletlerin görevlerini düzenleyen bir uluslararası sözleşmeye de imza attık. Nedir o sözleşmenin adı? Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu cümle bir şey hatırlatıyor mu size? Çok hatırlatmıyor. Ben söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi dediğim zaman hatırlayacaksınız. Çünkü İstanbul'da imzalandı ve biz çok istedik taraf devlet olarak. Neden? Çünkü uluslararası sözleşmeler imzalandıkları şehrin adını alırlar. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı olacağı için şiddetle mücadelede öncü ve önder olma iddiasıyla bunu İstanbul'da imzaladık. İşte yapmışız bir şey daha. Doğru, imzaladık. Çok önemli bir sözleşme. Bütün dünya ülkeleri çok beğeniyorlar ve herkesin imza atmasıyla ilgili bunun peşindeler. Peki ben size söyleyeyim. Sözleşmenin bir maddesi diyor ki önleyin önce. Şiddeti önleyin. Çünkü hani meydana geldikten sonra yapılacaklar başka bir şey. Meydana gelmemesi için yapmanız gerekenler. Önce tedbirler. Tamam, güzel. Şimdi ben size söyleyeyim. Diyorlar ki o sözleşmede şiddeti önlemek için eşitliği sağlamanız lazım diyorlar. Nerede vardı bizde? Anayasamızda vardı. Yaptık mı? Yapmadık. Şimdi bir sözleşme imzaladık. O da aynı şeyi söylüyor. Şiddet eşitsizlikten doğmaktadır diyor. Doğru. Tamam. Ortadan kaldırıyor muyuz? Bugüne kadar 2004'ten beri ne yapmışız? Kaldırmış mıyız? Kaldırmamışız. 2011'de imzaladığımız bu sözleşme birinci hüküm olarak bunu söylemiş. Yapmış mıyız? Yapmamışız. Devam ediyorum. Bu sözleşme önlemek için diyor ki bunu o eşitliği sağlamak için kadınları, o demin konuştuğumuz roller var ya, geleneksel rollerden kurtaracak önlemler almalısınız diyor. Yani toplumumuzda bir zihniyet değişimini sağlamalısınız diyor. Eşitliği sağlamak için. Çok önemli bir şey daha söylüyor. Diyor ki bu eşitlik fikrini, cinsiyet eşitliği anlayışını eğitimde müfredatınıza koyacaksınız diyor. Hı hı. Nereden başlamak üzere? İlkokuldan. Sizce?
Ben hemen küçük bir örnek vereyim. Bugünkü müfredatımızda ne var biliyor musunuz? Uzunca süre onları inceledik ve şunlar çıktı ortaya. İkinci dört denen, bu 4+4+4 denen bir garabet var biliyorsunuz. Korkunç bir eğitim sistemi. Biraz sonra vaktimiz kalırsa onu da konuşuruz. Onun ikinci dördünde okutulan bir kitapta şunlar yazıyor. Kocaya itaat ibadettir deniyor. Sizce? Ne kadar eşitliğe yakın bir cümle bu? Sebahım, şimdi ben burada değil mi? Yorum yapmayayım, değil yorumu mi? Siz yapın. Bana sormayın. Tabii ki. Hayır, ben zaten topluma sormaya çalışıyorum. Yani benim için... Şunu, cevap beklemiyorsunuz evet, ama evet, sanki bir evet, cevap bekler gibi olur. Ben yorum yapmam bu konuda. Hayır. Onu demeye çalışmıyorum zaten. Sadece... Anladım. Var yasalarımız, var her şey ama ne oluyor sorusuna cevap vermeye i̇şte, çalışıyorum. Tam bu konuda şimdi, şunu söyleyebiliriz evet. Uzman sanki. Ben şunu söyleyeyim en başta da düşüncemi. İlkel toplumlardan beri gelen, ta mağara hayatından beri gelen bir adaletsizlik, eşitsizlik var. Erkek avlanmaya gider, kadın mağarada durur ya. Ve onları pişirmeye başlar. Geleneksel ondan roller tam da budur süre zaten. Gelen, evet. Süre gelen bir evet. Süre sonra bir o geleneksel roller maalesef evet. Artarak devam etmiştir. Ben bu sorunun tüm dünyada olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğru. Bazen arkadaşlarımla konuşunca Belarus'ta, Avrupa'da, Almanya'da tabii, herhangi tabii, bir yerde bir zihniyet ataerkil bir yeryüzünde yaşadığımızı düşünüyorum gerçekten. Hayır, hani doğru. Ben de bir erkek olarak kendi tabii, bakışımla tabii. Bunu söyleyebilirim. Türkiye'de bunun bir parçası mı? Evet, net bir şekilde var. Adımlar atılıyor. Önlenebilir mi? Evet, önlenebilir ama sıfıra inmez tabii ki. Şiddet azaltılabilir. Yeter ki isteyelim. Bir adım atmışız. Ama uygulama ve denetim noktasında bir sıkıntı var. Mesela hep dediğiniz şey hukukçular olarak cezalar var fakat uygulanması problemli. İşte İstanbul Sözleşmesi tavsiye ettiği bir kanun, 6284 sayılı kanun ama ne kadar uygulanıyor? Şimdi bakın, örneğinde bunları söylerken küçük örnekler vermeye çalışıyorum zaten. 2011 yılında biz İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladıktan sonra, biz ona aslında İstanbul Sözleşmesi demekten vazgeçelim de, şiddetle mücadele sözleşmesi diyelim. Hı hı. Neden biliyor musunuz? Bugüne kadar çok büyük saldırıları hepimiz duyuyoruz. İstanbul Sözleşmesi diye saldırılar var. KONDA son bir araştırma yaptı. KONDA araştırma şirketi. Evet. Ve şu çıktı ortaya, bu kadar saldırılar olurken Türkiye'nin %62'sinin İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu bilmediği çıktı ortaya. Doğru. İnanılır gibi değil, değil bence mi? Bence oran yine ama ben daha fazla beklerdim. Şimdi İçerini bilmiyoruz. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hakkında peki, hiçbir şey önünüzde bilmiyorum. Var galiba yüzde, değil mi? Evet. %35 kısmen biliyor. Kısmen biliyor. Ve kısmen bilenlerin içinde de kaldırılsın şeyi var ya, propagandası var ya, onların %84'ü kısmen bilmesine rağmen kaldırılmamasını istiyor. Kaldırılmasını isteyenler %16'lık bir oran. Yani 84 milyonluk nüfusta %7'lik bir oran İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın. Yani 6 milyon civarı bir insan. Yani. Şimdi bu insanların da işte hiçbir şekilde metni okumadıkları, içeriğini bilmedikleri ortada. Kısmen fikir sahibi. Yani denir ya. Bilgimiz yok, fikrimiz var. Evet, fikrimiz var. Kulaktan da öğrendik. Şimdi biz 2011 yılında buna İstanbul Sözleşmesi'ni, biz çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şiddetle mücadelede çok kararlı olduğumuzu ortaya koyuyorduk bunu imzalarken. Ve tam da o sırada 6284 sayılı 2012 yılında yasayı hayata geçirdik. Ben o yasanın yazımına katılanlardan birisiyim. Ve çok tabii o kadar büyük bir kadın örgütlerinden katılım ve destek vardı ki o yasaya. Gerçekten çok iyi bir yasa çıktı. Bazı eksiklikleri vardır, biz eleştiririz, ayrı bir konu. Ama eğer o dediğiniz gibi bütün dünya üstünde şiddet var ama biz kendi ülkemizde bu utancı yaşamak istemiyorsak elimizdeki yasalarımız gayet iyi. 6284 sayılı yasanın adı da tam olarak, şimdi adını bilmeden bazı şeyleri konuştuğumuz zaman hakikaten cehaletimiz ortaya çıkıyor. O yasanın adı ailenin korunmasına dair yasa. Hı hı. Evet, ailenin korunmasına dair yasa ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin mücadele için hazırlanan yasa. Şimdi bu yasa
Birçok Avrupa ülkelerinden de ileride, bunu iddiayla söylüyorum. Dünya üstünde şiddet var, her yerde şiddet var. Ama biz bizim ülkemizde olsun istemiyoruz. Elbette. Zaten yok. Yani. Şimdi bunu meşrulaştırmak değil zaten. Tabii ki. Örnek verdim de yeryüzünün bir sorunu olduğunu sadece tutuyorsun değil ama doğru. Tabii biz ülkemizi konuşacağız öncelikle. Tabii ki. Elbette, yani elbette, biz doğru. Bu utancı yaşamak istemiyoruz. Bakın yine 2020 yılında Dünya Ekonomik Forum'un her sene şey yayınlar biliyorsunuz. Toplumsal cinsiyet eşitliği raporlarını yayınlar. 153 ülkeden 130. sıradayız. Neden? Neden? Yani bu utançları neden yaşayalım? Yaşamayalım. Dolayısıyla elimizdeki bütün şeylerde, imkanlarımızda bunu ortadan kaldırmamızı sağlayacak güçte. Şimdi gelelim, bütün bunlar varken sadece hukukçular mı mesele? Hayır, hukukçular mesele değil sadece. Bir, siyasetçiler mesele. İki, bilgisi olmadan fikri olanlar mesele. Üç, kadını itaate zorlayarak ikinci sınıf konumda tutmak isteyen zihniyet mesele. Üç, uygulamadaki hatalar. Dört. Ve eksikler. En son dediğiniz dört. Dört. Ben beşi ekleyeyim mi? Evet lütfen. Beş yok değil mi? Var. Var mı beş? Var tabii. Nedir? Hangisi? Denetimsizlik. Hiçbir şekilde denetim yapılmıyor. Altıyı ektim o zaman. Altı etti değil mi? Yok, ben altıyı ekleyeyim izninizle mesela. Evet buyurun. Ben de şöyle görüyorum. İçinde bulunduğum medya sektöründe de bazı diziler, bazı filmler, bazı programlar o rolleri biraz daha artırıyor. Eşsizliğe denk geldi. Tabii, mesela bunu da ekleyeyim. Medyaya sıra gelecek zaten. Neden öyle mi? Tabii ki. Neden gelecek biliyor musunuz? Diyor ki bakın biz 6280 yani ailenin korunmasına dair yasayı yaptık. Oraya şöyle bir hüküm ekledik. 2012'de yaptık. Şöyle bir hüküm var orada. Bugüne kadar medya konusu hiçbir şekilde konuşulmayan bir konudur. Orada dendi ki ulusal medya, RTÜK'e bir şey yüklendi. Görev yüklendi. RTÜK kendisinin üstüne vazife olmayan her şeyle ilgileniyor ama ben bir hukukçu olarak bunu da hatırlatayım ona. Ulusal medyada ayda 90 dakika şiddetle ilgili program, eğitim programları yapması ile ilgili 6284 sayılı yasaya, yani ailenin korunması yasasına hüküm koyduk. Ne zamandan beri? 2012'den beri. Siz hangi medyada, ulusal yayınlardan söz ediyoruz, hangi medyada ayda 90 dakika bunun yapıldığını duydunuz? Hadi yapılmıyor. Bunun bir müeydeyle karşılaştığını duydunuz mu? Yasayı uygulamıyorsunuz ey kanallar diye. RTÜK'ten bir açıklama, bir ceza uygulama. Her şeyi varayoa ceza uyguluyor ya RTÜK. Öyle bir şey duydunuz mu? Size dürüstçe şunu söyleyebilirim. Mesela bu medya konusunda Kanal Bey mesela bu konuda ben öne çıkartabilirim kendi kanalımızı. Hani böyle faraz bir övmek değil ama bizim bu konudaki tarafımız çok tabii farklı ki, kadın cinayetleri konusunda ki. Ama ana akım medyalara ya da diğer medyalara baktığımızda, herkesin izlediği kanallara baktığımızda evet kadınla yönelik şiddetle ilgili, cinayetlerle ilgili bir program görmek zor. Ancak infial yaratan bir olay olduğu zaman mesela fakat... Onun da veriş tarzı çok kötüdür ama. Yani, böyle biraz daha ajitasyon evet. Yaparak deşe deşe abarta abarta. Ve mutlaka kadında bir kusur arayan maalesef, bir dil diye. Dil korkunç çünkü. Bu alışta gelmiş dil de kullanıyor. Şimdi hala. İsterseniz ben şey diye ayır dediğim bizim için sesimizi soluğumuzu yayan medya tıpkı sizin gibi bir de karşımızda olan medya. Çünkü biz onlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın bunu örnek diye verdim. Yani yasalar mümkün uygulamakta. Bir başka örnek vereceğim size. Bu şey kadına yönelik şiddetle mücadelede imza attığımız gerek alt bizim yasamız gerek uluslararası sözleşme diyor ki eğer bu şiddetle mücadele etmek istiyorsanız kadının korumanızda olduğunu yayın, anlatın, devlete söylüyor tabii bunu. Devletin yapması gereken şeylerden birisi bu. Ve korumanızı alın şiddetle karşı karşıya gelen kadını diyor. Bunun için ne yapacaksınız? Sığınma evleri açacaksınız diyor. Ama zaten bizim yasamız var. Sığınma evlerinin açılmasıyla ilgili 2006 yılında belediyelerin nüfusu 100 binin üstünde olan her belediyenin sığınma evi açmasıyla ilgili yasamız var. Yani sözleşmeyi imzalamadan önce
Biz bu yasayı yapmışız. Peki, şimdi sorumuz şu. Belediyeleri, yerel yönetimleri İçişleri Bakanlığı denetliyor. Sizce ya da bugüne kadar duydunuz mu? İçişleri Bakanlığı yasa gereği nüfusu 100 bin üstünde olan belediyelerden sığınma evini açmayan belediyelerle ilgili herhangi bir... Evet. Duydunuz mu? Duymadınız. Ben biliyorum. Cevap vermeyin lütfen. Biz de duymadık çünkü. Şimdi peki yapanları teşvike dönük elinize sağlık yaptınız, yasanın gereğini yerine getirdiniz diye bir takdir, bir teşekkür duyduk mu? Onu da duymadık. Şunu söylemeye çalışıyorum. İçişleri Bakanlığı da görevini yapmıyor. Adalet Bakanlığı'na deniyor ki, ey Adalet Bakanlığı, bu yasalardan ve bu uluslararası sözleşmelerden savcılarınızın, yargıçlarınızın, çalışan tüm elemanlarınızın haberdar olması ve uygulamasıyla ilgili önce eğitimlerini yapın, sonra da onları izleyin ve müeyyide uygulayın. Sizce bu oluyor mu? Devam edelim. Bakın İçişleri Bakanlığı'nı sayıyorum, Adalet Bakanlığı'nı sayıyorum. Peki devlete ne düşmüştü? Anayasada ne diyordu? Devlet kadın erkek eşitliğini sağlamakla yükümlüdür derken, bunun için gerekli bütün tedbirleri almalısınız diyordu. Peki alındı mı? Alınmadı. Şimdi devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı, sizce Sağlık Bakanlığı görevini yapıyor mu? Neden Sağlık Bakanlığı bizim için önemli? Kadınların şiddete uğradıkları anda gidebilecekleri ya da polis desteğiyle gidebilecekleri ilk yerler hastaneler. O ben merdivenden düştüm, gözümü kapıya çarptım diyen kadının bir şiddetle karşı karşıya kaldığını sizce hekimlerimiz anlamıyor mu? Anlıyor. O zaman Sağlık Bakanlığı'ndan da görev bekliyoruz. Ama orada beyanlar önemli değil midir, esas değil midir mesela öyle bir durumda? Yani beyan esastır. Başka bir konu tabii. Yani o galiba Adalet Bakanlığı ile ilgili o. Yani şeyde tedbir isteyen bir kadın geldiği zaman bizim tam olarak işte ailenin korunmasına dair ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasamızdaki hüküm der ki kadın eğer şiddete uğradığı için geldi ve yargıya başvurduysa, yani koruma tedbirlerini istiyorsa orada delil ve şey aramayacaksınız. Tanık, delil, tanık aramayacaksınız. Kadının beyanını esas alacaksınız der. Kadının beyanı orada esastır. Ama eğer korktuğu için yalan söylüyorsa ve bunu bir hekim fark edebiliyorsa ya da bir polis fark edebiliyorsa ya da jandarmaya da fark edebiliyorsa ya da komşunuzun ihbar mecburiyeti var. Bizim yasamızda hani demin dediniz ya, sokak ortalarında öldürülüyor kadınlar, yollarda öldürülüyor kadınlar dediniz ya. Bizim yasamızda ihbar mecburiyeti var ve müdahale mecburiyeti var. Doğru da biz bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın deriz. Eyvah. Sema Hanım da hep sessiz Eyvah. Kalıyoruz mesela gördüğümüzde. Ya. Mesela polisi de aramıyoruz. Müdahaleye geçtim. Ya. Çünkü müdahalede Kadir Şeker olayını hatırlıyoruz. O müdahale etti. Maalesef kötü sonuçlandı. Şimdi ondan sonra mesela herkesle müdahale edersem aman başıma bir şey gelir mi, bir şey olur mu düşüncesi var. Az önce dediğim nokta da şununla alakalı aslında. Kadir Şeker olayında da aynı durum ortaya çıkmıştı. Kadının farklı bir beyanı olmuştu. Ve şunu çok fazla duyuyoruz. Mesela şiddete uğrayan kadınları düşünelim. Fiziksel şiddetten bahsediyorum. Psikolojik şiddetin zaten sınır olduğunu düşünmüyorum. Vesairesinin çok fazla olduğunu düşünüyorum tabii. Dünyada. 10 kadından 6'sı ya da 5'i. Kocamdır döverdi severdi ve etrafındaki insanlar da ya kocandır sus otur evinde yuvan dağıtma diyenlerin olduğunu düşünüyorum. Bu beyanın esası derken biraz bunu kastettim fakat bunun öncesi var tabii ki. Şimdi bu kadın bundan keyif aldığı için değil, haz duyduğu için dayak yemiyor ya da dayağı sessiz kalmıyor zaten. Bunun geçmişinde alışılagelmiş bir süreç var. Biçilen roller ve belki biraz da kendini korunmayacağını düşünmesi de var aynı zamanda. Şimdi bakın, o deminki örneği söylediniz ya, tek bir kişiydi, müdahale etti ve öldürüldü. Şimdi bu tabii acı ve kötü bir örnek ama o anda birkaç kişi birden onun gibi duyarlı davranıp o olaya engel olmaya kalksaydı, sizce katilin gücü yeter miydi karşı taraftakileri öldürmeye? Asla yetmez tabii ki.
Şimdi bakın, mesele bu. Bu istisnai bir örnek zaten. Elbette. Toplumsal duyarlılık bekliyoruz biz. Zihniyet değişikliği derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğru. Yani ihbar mecburiyetini şunun için koymuştuk, biliyor musunuz? Üst kat komşu adını da söylemesine gerek yok. Biliyor ki alt katta bir şiddet var. Ve kadın cesaret edemiyor. Belki imkansız, yani bir şekilde telefona ulaşamıyor. Ya da o anda imkansız durumda şiddeti ihbar edebilecek. Ya da korkudan edemiyor zaten. Edemeyecek durumda. Sahip çıkmak mecburiyetiniz var. İhbar mecburiyetiniz var. Ve hiçbir polis, hiçbir jandarma ve hiç kimsenin kocandır, döver de sever diye hakkı yok. Bakın, kadına yönelik şiddet bir hak ihlalidir ve suçtur. İnsan hakları ihlalidir ve suçtur. Hayvana şiddet dolayısıyla, gibi, bütün şiddetler gibi. Bütün canlılara. Çok doğru, ayırt edemeyiz evet, zaten. Suç. Şimdi bir suçu göre göre, canım ne mi lazım? İşte kocasıdır, döver de sever de demek hakkına sahip miyiz biz insan olarak? Zihniyet değişikliği derken birbirimize sahip çıkmayı da zaten buradan pay alarak söylüyoruz. İhbar mecburiyetiniz var, korkmayın, korkmayın. Şiddeti durdurmak mümkün. Sahip çıkın, ihbar edin ve size ihtiyacı olanın yanında olun. Ama demin dediğim gibi tek örnek verdiniz, tek kişiydi. Bir şekilde bir saldırıyla kendisi karşı karşıya kaldı. Orada müdahale eden. O istisnai bir durum, doğru. Evet, ama evet, Sayın Kendirci, bunu açmanızı rica ediyorum mesela. Evet. Şimdi biz müdahale deyince Kadir Şeker'de bilhassa aklımız o geliyor. Şimdi gidelim toplu şekilde karısını döven bir adamı dövelim. Hayır, dövmeyelim. Aman ha. Dövmeyelim. İşte müdahale edince aklımıza aman, bu geliyor. Aman. Bakın, şiddeti doğuruyor. Yapmayın. İşte bunu açalım. Ne yapalım mesela? Polisi aramamız gerekiyor değil mi? Evet. Üste bir ses duyduk. İhbar mecburiyeti bu işte. Polisi arayacaksınız. Korkmayın. Yasa sizi güvence altında tutuyor. Şiddeti gördüğünüz zaman, tanık olduğunuz zaman, duyduğunuz zaman mutlaka ihbar mecburiyetiniz var. Ve bu bizim yasamız. Ve yani, bu insanlığın bir gereği, vicdanın bir gereği, erdemin bir gereği. Evet. Kim bunu duyuyor, görüyor, tanık oluyor ya da işitiyorsa ihbar mecburiyeti var. Bu o kadar zor bir şey değil. Birbirimize sahip çıkmak, mütemadiyen söylüyorum bakın. Yani yalnız bırakmamak, şiddeti göreni yalnız bırakmamak. Başta devletin görevi, o sığınma evleri örneğini onun için söylemiştim. Ve bir şey daha var, bu kadınların, şiddet gören kadınların ya da görme ihtimali de olan kadınların ve kız çocuklarının çok kolay ulaşabilecekleri şiddet hatlarının açması gerekiyor devlet, biliyor musunuz? Sizce var mı? Bir şiddet hattımız vardı. Evet, o nelerle yüklü biliyor musunuz? Efendim, ona engelliler de arar, alo şiddet hattı normalinde değil mi? Onu engelliler de arar, malul gaziler de arar. Yani bakanlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şeyi şiddet hattı diye bize sunduğu bütün bu dezavantajlı grupların aramak durumunda olduğu bir hattır. Ve deneyin, hiçbir zaman ulaşamazsınız. Alo 183. Evet. Ve haftalık başvuru sayısı evet. 5427. Ulaşabilenler aylık başvuru 26286. Evet, yalnız kimler başvurabiliyor? Lütfen onu da bir sayar mıyız? Söyleyelim. Evet. İşitme engelliler. Lütfen. Evet, işitme engelliler. Özel durumu olan insanlar. Özel durumu olan insanlar, evet. Sonrasında destek hatları aracılığıyla aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ve gazi yakınlarına dönük. Gördünüz yine. Gördünüz mü? İletişim sağlanabiliyor. Gördünüz oldukça mi? Geniş bir alanı var. Oysa spesifik tek olması gerekiyor değil mi? Tabii ki. Ve çok olması gerekiyor. Sadece bakanlık bünyesinde bir tek hattın 84 milyonluk ülkeyi, yarısını kadınlar olarak sayın, 40 milyonun içinde ihtiyacı olanların ulaşabileceği tek bir hat mı var? Özel hatlar var. Onlar da sivil toplum örgütleriyle. Tabii bu arada çok daha önemli bir şeyimiz var, biliyor musunuz? Devlet bundan önce sivil toplumla birlikte çalışırdı. Yani bizlerle çalışırdı. Şimdi devletin, yetkili kurumların ve kuruluşların sivil toplumla ilişkileri sıfır. Bizim önemimiz ne? Biz alanda çalışıyoruz. Biz alanda çalıştığımız için kadının bu anlamdaki bütün sorunlarını
ve şiddetin boyutlarını ve şiddetin ortaya çıkmasına engel olan bütün sorunlarını da çok yakından biliriz. Demin dedik ya, hani kadın şikayet etmiyor. Yoksulluk içinde etmiyor olabilir. Sorun bakalım neden etmiyor. Korktuğu için, öldürülmekten korktuğu için etmiyordur. Yoksulluğa düşeceğini düşündüğü için boyun eğiyordur gibi. Yani bir sürü sebep vardır. Biz bütün alanda çalışanlar devletle işbirliği içindeydik. Bizim yasamız ve uluslararası sözleşmeler diyor ki devlete, sivil toplumla işbirliği yapmalısınız. Birlikte çalışmalısınız, birlikte çareler üretmelisiniz. O noktada da elimiz kolumuz bağlı. Şimdi bu kadar anlattıklarımdan çıkan sonuç şu. Devlet hem imzaladığı sözleşmelerin, uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmiyor. Hem de yasalarımızın uygulanması ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermiyor. Bu gerekli hassasiyeti göstermekten kasıt şu. Eğitiminin verilmesi, sorumlu elemanların, bütün kurum ve kuruluşların sahip çıkmasının sağlanması ve artı izlenmesi ve müeyyidesinin uygulanması. Şimdi devlet bunu yapmıyor. Biz sivil toplum örgütleri ne yapıyoruz sizce? Bu istatistikler ortaya çıktıktan sonra şuna başladık. Bakın bugün 300'ü aşkın sivil toplum örgütü, kadın örgütü bir araya geldik ve eşitlik için kadın platformunu kurduk ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya başladık. Çünkü o demin nüfusun çok az bir kesimi olmasına rağmen beyinleri zehirleyen, bu sözleşme efendim aile yapımızı bozuyor diyen bir zihniyetle mücadele etmek için. Ve çok ciddi bir mücadele sürüyor şu anda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönük bir mücadele sürüyor. Kamuoyuna dönük bir mücadele sürüyor. Bilgilendirme ve bilinçlendirmeye dönük bir mücadele sürüyor. Bunu kadın örgütleri üstlendiler. Ama bu konuda Sayın Kendirci Cumhurbaşkanı'nın da bir açıklaması vardı galiba bununla ilgili. Kadem'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının içinde olduğu oluşum Kadem değil mi? Evet. Mesela Kadın ve Demokrasi Derneği. İşte onun mesela tavrı yine bu durumda belli. Hatta onlar da hedef oldular açıklamaları sebebiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda ben hassas olduğunu biliyorum. Ve şunu söyleyebiliriz. Tartışmalar var her zaman olduğu gibi ama galiba kaldırılması ya da feshedilmesi ilgili bir adım atılmayacak. Bunu da belirtebiliriz. Ama tabii o sizin mücadele ettiğiniz zihniyetin değişmesi pek bir çok... Bir iki örnek vereceğim zaten. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, teşekkür ederiz tabii bu anlayışta. Peki, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı gibi o ve rol modellerin tamamı İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktıklarına dair açıklamaları bizi güçlendirir. Tabii. Ama onun yanı başında devletin temsilcilerinden birisi sayılan Numan Kurtuluş çıkıp da nasıl imza attıysak onu bir de geri çekmesini de biliriz diyorsa bu çok korkunç bir şey. Ne yapacağız şimdi? Bu arada şeylerin bir takım yetkili ve görevli noktalarda olan insanların açıklamalarının durdurulmamasına ne demeli? Bakın Türkiye'de bir İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye bir kurum var. Bu tam olarak adı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Eşitlik Kurumu'ndan ne beklersiniz? Onun başkanı çıkıyor bir açıklama yapıyor ve diyor ki medeni kanunumuz ve uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden söz ediyor. Bunlar aile yapımıza zarar vermektedir diyor. Şimdi bakın bunlar boş konuşuyor olabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı arkamızda olduğu için sözleşmemize bir şey olmuyor olabilir. Ama bu tarz açıklamalar zarar verir. Bu tarz neye zarar verir? Mücadeleye zarar verir. Evet. Mücadeleye zarar verdiği gibi şiddeti arttırılmasında bir zihniyet değişikliğini arttırılmasında zihniyet değişikliği uğraşıyoruz ya. Tam olarak onun tersine dönmesini sağlıyorlar. Evde söylesinler, sözü dinlenen insanlar diyorsunuz değil mi? Kanaat önderi gibi olan insanlar. Koskoca kurum, eşitlik kurumu yani yapmayın. Ya da iki gün önce adına hekim denen bir meczubun açıklamaları. Yani 100 yıllık medeni kanunumuza bile söz söylenmeye başlandı bu ülkede.
Yani siz kadın örgütlerinin bir araya gelmiş 300'ü aşkın kadın örgütlüğünü olarak hepimizin işin ne kadar zor olduğunu anlıyor musunuz? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bütün ülkede bu şiddetin ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu anlatıyoruz bir. Başta Türk Kadınlar Birliği olarak bütün 300'ü aşkın kadın örgütü bu konuda mücadele veriyoruz. Bir, yasalarımızı savunmak için. Kazançlarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Kazançlarımız ne? Hak kazançlarımız. İşte uluslararası şiddetle mücadele sözleşmesi. Şiddetle ailenin korunmasına dair ve şiddetle mücadelede 6284 sayılı yasamız. Kadınlara karşı her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması Birleşmiş Milletler Sözleşmemiz. Medeni kanunumuz, ceza kanunumuz. Bütün bunlar bizim hakikaten ileride, hakikaten değerli, hakikaten bu konuda, bu mücadelede bizi güçlendiren yasal güvencelerimiz. Biz bunları savunup ne olduklarını anlatmaya çalışırken bir takım insanlar, bir takım meczuplar çıkıp bunun tam tersi konuşmalar yaptıkları zaman ve siyasi iktidarlar bunları susturmadıkları zaman biz bu cinayetleri önleyemeyeceğimiz gibi bu eşitliğin sağlanması yolunda da bir adım ileri, iki adım geri mücadelemizi sürdürüyoruz. En son mevcut görevden alındı Allah'tan. Yani ama o kadar çok görevden alınacak politikacı ve kurumların başındaki insanlar var ki biz bu konuda liste yapalım ve gönderelim. Eğer gereği yerine gelecekse gerçekten. Şimdi ben bir başka şeyden söz etmek istiyorum. Deminki şey doğrultusunda, bilinmemezlik doğrultusunda bakın bir hak bilinmiyorsa kullanılamaz. Yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerimiz bu kadar iyi anlatıyorken şunu söylemeye çalışıyorum. Biz hakları kazanıyoruz. Ama onlar kullanılmadığı sürece sadece kağıt üstünde kalıyor. Şimdi bütün sivil toplum örgütleri ve başta Türk Kadınlar Birliği olarak biz bu kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili İstanbul Sözleşmesi'nin ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesinin ve 6284 sayılı ailenin korunmasına dair sözleşmenin yasamızın tanınmasıyla ilgili bir proje başlattık. Türkiye'yi 7 bölgeye ayırdık ve o 7 bölgeye gidiyoruz. Kadın örgütlerine, kamu kurumlarına, medyaya, yerel medyaya, meslek örgütlerine ve devletin sorumlu kurumlarının oralardaki temsilciliklerine, mesela Milli Eğitim Müdürlüklerine, Aile Bakanlığı'nın müdürlüklerine, Sağlık Bakanlığı'nın il müdürlüklerine gidip anlatıyoruz. Bakın bu İstanbul Sözleşmesi için küçük bir... Bu arada tabii bizim ülkemizde bir şeyimiz daha var, eksiğimiz daha var. Biz ne yazık ki okuma özürlüyüz. Hakikaten okumuyoruz hiçbirimiz. O okumamazlığın şeyini bulduğumuz için biz Türk Kadınlar Birliği olarak sözleşmeyi bu kadar küçük ve anlaşılır broşürler haline getirdik. Bu broşürleri kolay okunsun diye içinde taraf devletin neler yapması gerektiğini anlatan ve bizlerin neler yapması gerektiğini anlatan küçük broşürler haline getirdik. Ve bütün ülkede yaygın bir biçimde bunu anlatıyor ve kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bakın ben bizim şeyimizi söyleyeyim, sloganımızı söyleyeyim. Burada görülüyor mu bilmiyorum ama bakın bizim sloganımız çok bilgi, net görünüyor. Bilgi güçlendirir, hayatı değiştirir. Logonuzun altında yazıyor değil mi? Evet, şurada. Tamam. Evet, bilgi güçlendirir, hayatı değiştirir. Bunun anlamı şu, sizin için kazanılmış bu kadar hak var. Bunu bilmek, kullanmak hem sizi güçlendirecek hem de hayatınızı değiştirecek. Nasıl değiştirecek? Şiddetten kurtulacaksınız. Sizi itaate zorlayan ve sizin haklarınızı, kullanımınızı engel olan bütün zihniyete karşı mücadele gücünüz artacak. En önemlisi sivil toplum örgütlerinin çatıları altında hep birlikte bugüne kadar kazanılan haklarınızı koruma mücadelesinin yanında bunları daha da geliştirmek için el ele ve kol kola olacaksınız. Kadınlar eşitlik mücadelesinde asla vazgeçmeyecekler.
Siz bilmekten bahsedince aklıma Şükrü Erbaş'ın bir Ömrü Hanım'la Güz konuşmaları şiiri var. Aklıma oradaki bir sözü geldi. Bilmek acıların anası der Şükrü Erbaş da mesela. Çok bilmek de bazen insana acı verir ama gerçekleri bilir. Bilmemekse farklı bir mutluluk ve cehalet veriyor insana. Tabii bilmeden ama fikir yani sahibi olmak. Ama yani cehalete övgü dizemeyiz. Elbette yok yok. Değil yok. Ben sadece o yani, şiirsel evet. mısra aklıma geldiği için eklemek evet. istedim ama... Evet. Dediğiniz gibi bilmeden çok fazla yorum yapıyoruz ve bildiğimiz zaman tabii Şükrü Erbaş'ın sözü o edebi bir söz olduğu için tabii, o yani, bir dipnottu. Biraz hafiflemek açısından bu sözü eklemek istedim de şiirsel açıdan. Diğer türlü evet bilmiyoruz. Ne sözleşmeyi biliyoruz, ne haklarımızı tabii. biliyoruz, ne de tabii. rollerin aslında. Tabii. O rollerin mesela şunu söyleyebiliriz. Kadınları biçilen roller kadını kadın yapmıyor aslında. Kadını kadın yapan evrensel değerlerdir, onun duruşudur, onun saygınlığıdır, onun zekasıdır. Bu zihniyet geçmişle alakalı, geçmişten gelen bağlarla alakalı, yüzyıllardan beri gelen bağlar. Şunu bari şekilde görebiliyoruz değil mi? Bir kadın çocuk yaptığı zaman, kocasını mutlu ettiği zaman, evi iyi temizlediği zaman ve iyi yemek yaptığı zaman övüleceğini düşünüyor değil mi? Kadın tabii, olduğunu yani, hissediyor mesela misafiri genişle temizlenen hayır, evlerde. Hayır, hayır. Kadın öyle hissetmiyor. Aman sakın. Kadına o böyle istiyor rolünden çıkartalım. Hayır hayır, geçmişte bağlayarak söylüyorum. Ha, öyle, tabii. Bunlar hazır güreşi değil bir kez daha belirteyim. Ha, evet, evet yani şöyle. Mesela bunun değişmesi gerektiğini biz, söylüyorum. Tabii ki. Yani tam olarak o demin söyledikleriniz var ya, bizim geleneksel roller diye tarif ettiğimiz şeyler bu. İyi kadının tarifi niye iyi yemek yapan kadın? Niye başarılı bir kadın diye konuşmuyoruz kadınlardan? Niye zeki ve güçlü niye, kadından bahsetmiyoruz? Evet, yani niye eşit konumlarda olmuyoruz, olamıyoruz? Yani ne engel? Yani eşitlik sağlandığı sürece zaten şiddet ortadan kalkacak diyoruz. Bu artık evrensel bir kural bu. Şiddeti doğuran şey eşitsiz güç ilişkileri. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için o zaman bu geleneksel rollerden iyi kadın diye tarif ederken iyi yemek yapan, çocuğuna bakan, yaşlısına iyi bakan. Bir dakika bunlar zaten neden kadının görevi? Niye erkek de yemek neden? Yapamaz mı mesela? Yapmalı mı? Yapmalı. Yapmalı niye yapmasın? Utanç mıdır bu mesela? Evet. Erkeği evet, güçsüz mü kılar? Teşekkür ederim. Beni destekliyorsunuz yani. Hani ben bunu hep destekliyorum. Ben bunu mesela üniversite yıllarından beri destekliyorum mesela. Şimdi bakın yaşlıya bakılacaksa ikisi de bakmalı. Çocuğa bakılacaksa ikisi de bakmalı. Yemek yapılacaksa ikisi de yapmalı. Eğer yükseleceksek istihdam alanlarında hatırlıyor musunuz? Cam tavan diye bir laf vardır. Kadınla erkeğin istihdam alanlarında, çalıştıkları alanlarda kadınların ülkemizde belirli bir yerden sonra ya da belirli bir ne diyelim ona rütbeden sonra daha yukarısına çıkamamasının tarifi cam tavan denir. Yani bakın Türkiye'de ne kadar genel müdür var? Kamuya bakın. Örneğin ne kadar ne denir ona daire başkanı var. Yani bürokraside kaç kadın var? Evet. Evet. Mesela raporlarda kadınların çalışma durumu hala tespit edilemiyormuş. Yani kayıt dışı kim bilir kaç kadın var ve ücret işsizliği bariz şekilde belli iş hayatında. Erkeğin aldığı maaşla kadın aldığı maaş. Hala 1925 yılında Türk Kadınlar Birliği çıkmış ortaya ne demiş biliyor musunuz? 1924 yılında kurulan bir derneğiz biz. Eşit işe eşit ücret demiş. Yıl 1925. Yıl 2020 hala. Sizce eşit işe eşit ücret alıyor muyuz? Hayır. Hayır. Neden biliyor musunuz? Pardon. Yeni yayınlandı şey. Uluslararası Çalışma Örgütü ile bizim TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu ortak bir çalışma yaptılar. Geçen hafta sunuldu. Çalışmanın sonuçları geçen hafta sunuldu. Yani bizim milli kurumumuz TÜİK'in de katıldığı Uluslararası Çalışma Örgütü ne yazık ki birçok sektörde birçok alanda %30'ları aşan eşitsiz ücret politikası var bu ülkede. Yani kadın eşit işe eşit ücret alamıyor. Sizce? Şimdi neyi konuşuyoruz o zaman? Bakın istihdamda eşit değiliz. Çalışma yaşamında eşit değiliz. Yani az kadın çalışıyor artı iş bulmakta eşit değiliz. Trafikte bile eşit değilsiniz Sayın Kendirci. Biliyorsunuz değil mi trafikte? Kadınların böyle hatalar ve kullandıkları söylenir. Ya.
doğruluk payı vardır. Ama neden? Çünkü erkek 4-5 yaşından itibaren tabii, babasının arabalar öğretilir. Araba kullanmaya başlar ve o gaz pedala bakar. Gaz pedalla beraber vitese bakar, babasının vites atması, gaza basmasına bakar. Kadınsa bebek, kız çocuksa bebekleriyle oynamak zorunda kalmıştır tabii. Her zaman. Buna uzaklaştırmıştır. Sonra kalkıp da kadınları suçlarız mesela. Her seferinde beni doğruluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Tam olarak geleneksel rollerden çıkmak bu zaten. Şimdi peki ben size çok daha ilkelini söyleyeyim. Çocuklarımız doğduğu zaman neden maviler ve pembeler diye ayırırız? En karşı çıktığım konudur biliyor musunuz? Nasıl? Gördünüz mü? Neden? Bebek, araba, mavi, pembe. Çünkü o toplumsal cinsiyet rollerini sürdürmek egemen erkek anlayışının egemenliğini sürdürmesi için gerekliliktir. Erkek gibi çocuk deriz ya, böyle delikanlı bir çocuk erkek gibi. İşte kadın gibi küpe takma, kadın gibi saçını uzatma, kadın gibi sakız çiğneme, kadın hakaret, gibi konuşma. Hakaret etmek daha, için kullanırsınız. Ben kibarlaştırıp söylüyorum biliyorsunuz tabii. Tabirin ne olduğunu. Tabii. Maalesef çok fazla yanlış var. Sanki indir konuşacak ciddi şekilde çok şey var. Şuna geliyor mesele. Cezalar kendi içinde yeterli değil sadece. Elbette uygulanmalı sonuna kadar. Bir etkisi olacaktır azaltma yönünde. Ama temelde zihniyet değişikliği tabii, kesinlikle şart. Asıl gerekli olan o. Yani zihniyeti değiştirmekte eşitliği sağlamak için bu saydığımız bütün alanlarda adım atmakla mümkün. Yani taraf devletten şunu bekliyoruz. Sözleşmelere de imza atan taraf devletimizden şunu bekliyoruz. Eşitliğin sağlanması için taahhüt ettiklerinizi yerine getirin. Eşitlik sağlandığı sürece, bir zihniyet değişikliğine dönüştüğü sürece bu mücadele zaten şiddeti önlemek de mümkün. Elbette, elbette. Yasalarımız güçlü, uluslararası sözleşmelerimiz gayet iyi. Dolayısıyla mümkünü hayata geçirelim. Nasıl yasalarımıza sahip çıkalım, uygulamaları denetleyelim ve en önemlisi bir şekilde bu mücadelede sivil toplumla işbirliği yapalım. Bunları ortadan kaldırmak mümkün ve bu utançları yaşamamak da mümkün. Şimdi ta sözümüzün başında sayılar söylediniz. Ne korkunçtu değil mi? Neden bir cins diğer cinsi öldürmek konusunda kendisinde hak görsün? İşte tam olarak bunu ortadan kaldırmak durumundayız. Hak yok böyle bir konuda. Bu bir suç, bu bir insan hakları ihlali ve bunu durdurmaya devlet yetkili, görevli ve sorumlu ve bunun bütün altyapısı ve yasal güvenceleri de var. Çok doğru söylüyorsunuz. Yeryüzünde elbette her canlının bir diğer canlı kadar yaşama hakkı var. En az bir köpeğin, bir farenin, bir yılanın bile bizim kadar yaşama hakkı olduğuna inanıyorum ben de mesela. Onların anayasal hakkı olmasa da, her ne kadar onları öldürmek suç sayılmasa da ya da konteynere zarar vermekle aynı şey olsa da bizim temelde bir şiddet sorunumuz var. Bunun yıl son zamanlarda çok farkındayız. Biz de zaman zaman konuşuyoruz. Artış olduğunu psikologlar da çok söylüyor. Onların da bağladığı noktalar var, gerekçeleri var. Daha doğrusu dayanakları var belli yerlerde. Onların çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama mesele zihniyet değişikliği bu şiddet temelini. Çünkü şiddet sarmadı yanı başımızda. Evet. Hepimizi etkileyecek, şu an etkilemiyorsa bile. En basından şahit olmak bile ve ona sessiz kalmak da insanlıkla bağdaşan bir durum değil, erdemle bağdaşan bir durum değil. Yani görmek bile çok rahatsız ediyor insanı zaten şiddet. Evet, belki son sözlerinizi alacağım sanki. Bu meseleye sahip çıkmakta hepimizin sorumlu olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Mümkün sahip çıkalım, önlemek için üstümüze düşeni yapalım ve yapmayanları da uyaralım ve kamuoyu baskısı oluşturup yapmaları konusunda zorlayalım. Biz sivil toplum örgütleri ve kadın örgütleri bunu yapıyoruz ve herkesi de yanımızda görmek istiyoruz. Biz yanınızdayız Kanal Bey olarak tüm kadın hakları savunucularının. Ve olmaya devam edeceğiz. Programlarda bu yönde olacak. Kullandığımız diller de zaten hep bu yönde. O medya dili de çok önemli evet, olduğu için. Evet. Sayın Kendirci çok teşekkürler. Tekrar görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok teşekkürler.